Beynin sağ ve sol hemisferini birbirine bağlayan yapıya corpus callosum adı verilmektedir. Yoğun epileptik atakların olduğu, ileri epilepsi hastalarında bir hemisferdeki atığın diğer hemisferi etkilememesi adına son yöntem olarak bu yapı kesilmektedir. Bu sebeple sağ hemisfere gelen bilgi sol hemisfere, sol hemisfere gelen bilgi ise sağ hemisfere aktarılamamaktadır. Bu durum ayrık beyin veya bölünmüş beyin olarak ifade edilmektedir. Peki bu durumun bireyler üzerinde ne gibi etkileri bulunmaktadır? Ayrık beyin hastalarıyla yapılan çalışmalarda bireyin sol gözünün görme sahasına bir uyaran verildiğinde bu uyaran beynin sağ hemisferinde işlenir. Yani bilgi sağ hemisferdedir. Hastalardan gösterilen uyarının ne olduğunu söylemesi, yani görülen uyarını sözel olarak ifade etmesi istendiğinde bireyler uyarını söyleyemezler. Çünkü dilsel işlevler sol hemisferle ilişkilidir. Ayrık beyin hastalarında corpus callosum kesilmiş olduğu için sağ hemisferde algılanan bilginin sol hemisfere geçişi sağlanamaz. Verilen uyarının kalem resmi olduğunu farz edelim. Bilginin sağ hemisferde algılanıp kaydedildiğini düşündüğümüzde pek çok nesnenin arasına kalemi yerleştirip ayrık beyin hastalarından sadece sağ elini kullanarak resmini gördüğü nesneyi seçmesini istediğimizde sizce bu görevi gerçekleştirebilecekler midir? Gözümüzde olduğu gibi bedenimizin kontrolünde de çapraz işlemleme söz konusudur. Buradan hareketle sol göz tarafında bulunan kalem uyarının sağ hemisferde işlenir. Sol elle bu görev yapılmaya çalışıldığında beynin sağ hemisferi aktifleşir. Ve evet, sağ hemisferde kalem uyaranının bilgisi bulunmaktadır. Bireyler sol el ile bu görevi gerçekleştirebilmektedirler. Peki sorumuza dönecek olursak, bireyler bu görevi sağ el ile yapmaya çalıştıklarında durum nasıl ilerler? Sağ el kullanıldığında sol hemisfer aktif olacaktır. Sol hemisferde kalem uyaranına dair bilgi bulunmadığından bu görevi gerçekleştiremeyeceklerdir.